Selam değerli filmleyenler. Dostlar, The Last of Us sonunda geldi. Video oyunlarının uyarlaması deyince çok da iyi şeyler çıkmadığını biliyoruz. Her iyi ya da izlenebilir bir uyarlama için 10 tane berbat ve komik uyarlama çıkıyor. Yine de HBO'nun yeni dizisi olan Last of Us için bu geçerli değil. Abi bu nedir ya? Birinci bölüm çıktı ve bu kalite korunursa sadece senenin en iyi yapımlarından biri değil, gelmiş geçmiş en iyi video oyunu uyarlamasıyla karşı karşıya olabiliriz. Hadi gelin The Last of Us'a bakalım. You trust me. The Last of Us aynı isimli bir PlayStation oyunundan uyarlama olan bir post-apokaliptik zombi hayatta kalma dram dizisi. Oyun 2013 yılında yayınlandığından beri kendisine devasa bir hayran kitlesi yakaladı. Eğer oyun sektörünü biraz olsun takip ediyorsanız, dizi trajik bir hikayeye sahip olan kaçakçı Joel ve değerli olan çetin ceviz genç kız Ellie'nin yolculuğunu konu ediniyor. Brutal, duygu yüklü ve film kalitesinde bir yapım var karşımızda. Biz bu oyuna yıllardır hastayız ve uyarlama haberi geldiğinde hem sevinip hem korkmuştuk. Beceremezler diye. Ama yanılmışız. Hemen hemen herkesin merak ettiği şeye bakalım. Pedro Pascal'ın Joel'u ve Bella Ramsey'in Ellie'si. Bizce dizinin ilk 10 dakikasını izleyen herkes, Pedro'nun bu rolü kusursuza yakın oynadığını görebilir. Video oyunundaki karakteri alıp kendi versiyonunu yaratmış resmen. Ama ana hikayedeki otantikliği korumayı da başarmış. El hareketlerinden, mimiklerinden ve duruşundan bir karakteri tanıyabilmeyi çok seviyoruz. Bu genelde oyuncunun başardığı bir şey oluyor. Pedro, sahnede olduğu her an dikkatini üstünde toplayıp Joel'u gerçek bir insan gibi hissettirmeyi başarıyor. Adam zaten Mandalorian'da da harikaydı. Joel da oldu. Eğer önümüzdeki ay God of War uyarlaması için kendisini Kratos olarak seçerlerse şaşırmayız. Ve gelelim daha sıkı tartışmaya sebebiyet veren Bella'ya. Şimdiden söyleyelim, Bella harika bir Ellie olmuş. İlk bölüm kendisi çok yok, o yüzden tam bir karar vermek için hala erken. Ama gördüğümüz kadarıyla biz bu kızın doğru tercih olduğu kanısına vardık. Çok benzemediğinin farkındayız. Ama sorun değil. Sonuçta ırk değişimi falan yapılmadı. O yüzden sadece yüzü benzemiyor diye oyuncuyu yargılamak doğru değil bizce. Burada esas önemli olan performans ve Pedro ile olan kimyası. Bella'nın bu rolü sevip önemsediği çok belli. Neler yapacağını sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz memnun kaldık. Bu bölümün tek kötü yanı bize göre Tess karakteriydi. Ben hayatımda bu kadar kötü uyarlanan bir karakter görmedim. Oyundaki Tess, dediği dedik, güçlü ve otoriter bir kadın. Böyle Joel'un yolunu kesiyordu bir adam, hayırdır birader buradan geçemezsin diye. Tess diyordu ki benimle o. Adam diyordu ki pardon Tess seni görmemiştim, geçin tabii ya falan diyordu. Cidden bir badass'tı bu karakter. Burada ne oyuncusundan kişilikli bir performans ne de diyaloglarında oyundaki çekiciliği var. Annie Watching, yani oyundaki Tess'i canlandıran aktris, keşke bu proje içinde seçilseymiş. Bence uyarlamaya dikkat eden hayranların Bella'ya değil Tess'e odaklanması lazım. Çünkü bu bölümde berbattı. Ama dert değil abi, çünkü diğer her şey kusursuza yakın. Biz oyunu 3 kere falan bitirdik. O yüzden artık çoğu sahneyi cümle cümle biliyorduk izlerken. Dizinin materyaline bu kadar saygı duyup sadık kalıp genişletmesi bizi şaşırttı ve mutlu etti. Bu dizi cidden oyunun doğal bir uzantısı gibi gidiyor. Oynanış kısımlarını çıkarıp sinematikleri uzattıkları bir Last of Us düşün. Hah, bu ona yakın bir şey işte. Teknik şeylerini bilerek sona bıraktık çünkü görüyorsunuz abi. Sinematografi harika, müzikler müthiş. Oyunun müziklerini yapan Gustavo Santaolalla dizide de çalışıyor ve o klasik Last of Us tınısı kulaklarımıza şiir gibi geliyor. Introya da bayıldık. Son olarak da kusursuz olan prodüksiyon dizaynından bahsedelim. Setler canlı, renkli ve atmosferik. Bazı ufak özel efektler göze batsa da pratik yaklaşım bu eksikleri kapatıyor. Keep going for family. I'm not family. No. Your cargo. The Last of Us kusursuza yakın birinci bölümüyle yolculuğa başladı ve diğer bölümleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Evrenin derinliklerine, bahsedilen Cordyceps fungisinin ne olduğuna, karakter temalarına ve anlatılarına ve ayrıca dizinin devamını incelememesini isterseniz yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olup paylaşmayı unutmayın dostlar. Bu video çok izlenirse sezon finalinden sonra tüm sezonu ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyoruz. Görüşürüz.